Ne konuşmaya başlayacaktık. Recursion Trees'in de aslında daha önce bir şekilde gündeme geldi. Her Recursive Call'un bir node olduğu ve o Recursive Call'dan yapılan call'ların çocukları olarak ifade edildiği bir tree. Each node represents a single sub-problem. Mesela şu node bir sub problemi ifade ediyor. Bu sub problemi çözebilmek için birden fazla recursive call yapıyoruz. Onlar ayrı sub problemler. Her biri içinde tekrar recursive call'lar yapıyoruz şeklinde oluşan bir tree. Bu tree içerisinde node'lar cost'ları ifade edecek. Yani bu sub problemin çözümü için recursive call'lar dışında cost'u nedir? Buraya yazacağız. Ve sub problemlerin cost'ları buralarla ifade edilecek ve bu durumda recursion tree'nin tamamının cost'unu topladığımız takdirde aslında recurrence ratio'nun değerini elde etmiş olacağız. Anlaşılmadı. Şöyle ifade edeyim. Şöyle bir recurrence ratio'muz olsun. T'ye eşittir 3 tane T T 2N bölü 3 artı N şeklinde bir recurrence ratio'muz olsun. Şimdi şu bir recursive call'ı ifade ediyor. Bunun cost'u ne? Aslında N büyüklüğünde bir recursive call. Bunların tamamı bunun cost'u. Ama yani cost derken çalışma süresi. Yalnız hatırlarsınız bu recurrence ratio'nu yazarken şu 3 tane bu algoritmayı çalıştırmak için 3 tane aynı algoritmayı çağırıyoruz demek. Her birinin büyüklüğü de şu demek değil mi? 2 bölü 3 n büyüklüğünde 3 tane recursive call vardı. Şu da n büyüklüğünde problemi çözerken ana recursive call'da yaptığımız işlemin adedi değil mi? Yani algoritma şöyle bir şeydi. Algoritma n, bu algoritma 2 bölü 3 n büyüklüğünde 3 kere çalıştırılıyor. Değil mi? 3 kere çalıştırılıyor ve şuralarda yapılan işlerin toplam kostu da toplam zamanında şöyle değil mi? Analizi yaparken böyle yapmıştık. Gene recurrence relation'da da recurrence tree'de de şu not şu algoritmanın en büyüklüğünde problem için kostunu ifade edecek ve sadece şuraların kostunu ifade edecek. Yani n. 3 tane recursive call yaptı. Her birinin büyüklüğü 2 bölü 3 n büyüklüğünde. Ve bunların her biri de şurası n yerine 2 bölü 3 n olduğu zaman şuradaki cost 2 bölü 3 n gelecek değil mi? Yani şu recursive call'un yaptığı recursive call'lar dışındaki cost'u 2 bölü 3 n olacak. Bu da 2 bölü 3 n olacak. Bu da 2 bölü 3 n olacak. Anlaşıldı mı? Ve bu şekilde devam edecek. Şuradaki değer ne olacak? 2 bölü 2 n bölü 9 mu? 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 çarpı n olacak. Tamam? Bu şekilde oluşan bir tree. Bir ağaç oluşturacağız. Bu ağaca baktığımız zaman şu ilk recursive call'un cost'u, ondan sonra yapılan recursive call'ların cost'u, ondan sonra yapılan recursive call'ların cost'u falan diye baktığımız zaman şuradaki değerlerin tamamını topladığımız zaman aslında t'nin değerini elde etmiş olacağız. Bunların tamamının değerlerini düzgün bir şekilde toplarsanız t'nin tam değerini elde edebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Okuyalım. Each node represents the cost of a single subproblem. Yani şu n, şu subproblemin cost'unu ifade ediyor. Some of the costs within each level of the tree obtain a set of per level costs. Yani şu her level'ın cost'unu toplayabiliriz. Ve bütün per level cost'ların toplamını elde ettiğimiz zaman some of all the per level costs determine the total cost of all levels of recursion.
bunların tamamına baktığımız zaman, bütün level cost'ları topladığımız zaman aslında Recursion Recursion'un toplam değerini elde ediyoruz. Bu tip Recursion'dan genellikle Divide and Conquer algoritmalarından geliyor. O yüzden bu Recursion Tree yöntemi Divide and Conquer algoritmaları için genelde kullanılıyor. Bir de genelde tahmin için kullandığımız için bir miktar sloppiness, yani tam değeri bulmaya çalışmıyoruz. Tahmin için kullandığımızda, tam değeri bulmaya çalışmadığımızda bir miktar yaklaşık değerleri ele almak da problem yok. Çünkü sonuç olarak bir tahmin elde edeceğiz ve bu tahmini prove etmemiz gerekiyor. Bu bir başka örnek. Buradan mı gidelim, oradan mı gidelim? İsterseniz buradan gidelim. Bu ne? Hangi recursion? Aslında şuranın bir olduğu recursion. Buna bakalım. Soru? Quiz'deki soru mu? Bu quiz'deki soru değil mi? Bir olduğu durumda şurası ne olacak? Bir olacak. Şunlar da bir olacak değil mi? Kolay olsun biraz. Önce kolayına bakalım. Bunlar da bir olacak. Bunlar da bir. Böyle devam edecek. Nereye kadar devam edecek? T1'e kadar değil mi? Şuradaki öyle bir yere gelecek ki şunun büyüklüğü, problem büyüklüğü bir olasıya kadar devam edecek değil mi? Kaç tane seviyeye gitmem lazım böyle? Yükseklik kadar haş. Yani ağacın yüksekliği ne olacak? Level cost'ları ne olacak? Şu level'ın cost'u ne? 1. Bunun? 3. 3. Bunun ne olacak? 3'ün karesi. Bir sonrakinin 3'ün küpü olacak değil mi? Kaç seviyeye gidecek böyle? Log 3 tabanında n değil mi hocam? Problem büyüklüğü şurada n. Burada şunların her birinin büyüklüğü 2 bölü 3 n. Buradakilerin her birinin büyüklüğü 2 bölü 3'ün karesi n. Bir süre sonra 1'e gelecek değil mi? Ne zaman 1'e gelecek? Bir şey mi var? 3 üzeri 3 tabanı log n olduğu zaman mı? Yani 3 tabanı log n. Log 3 bölü 2 tabanında n iken 1'e gelecek değil mi? Tamam. Şuraya geldiğimizde duracağız. Buraya kadar oluşan şuradaki en son level'daki node sayısı kaç? 3 üzeri log 3 bölü 2 tabanında çarpı. 3 üzeri log 3 bölü 2 tabanında n değil mi? Bu değer nedir? Bu değer neye eşittir? N kare mi hocam? 2 üzeri. O 3'ler gider. N kare. Bu... Kök n mi hocam? Kök n mi? N kare mi? İkisinden biri ama şimdi. Hayır, burada bu kadar not var. 3 üzeri bu. Bakın, şurada 3 bölü 2 katı olduğu zaman 3 oluyor. Yani 1 var üzerinde. Şurada karesi geldiği zaman bunun da karesi. Kübü geldiği zaman kübü. Aynı şekilde yani. Yani öyle bir yere gelecek ki 2 bölü 3 üzeri kn, kn olacak. Bu da 1'e eşit olacak. Değil mi? Yani n 3 bölü 2 üzeri k olduğu zaman 1'e eşit olacak. Buradan şu değeri bulduk değil mi? Log 3 bölü 2 tabanından n'i bulduk. Tamam? Şu değer ne kadar gidecek? Bu değer nedir? N üzeri log 3 bölü 2 tabanında 3 müdür? Bunlar bunun eşitliğini biliyor musun? Hocam k'ya eşit, üzeri k'ya eşit. Efendim? Üzeri k'ya eşit. Üzeri k, k nereden çıktı? Şey yapma hocam, solda 3 bölü 2 üzeri k'ya eşit yani. Evet, yani şu 3 üzeri k olacak. K nedir? K,
log 3 bölü 2 tabanında n. Değil mi? Tamam. 3 üzeri k. Bu değer ne, neye eşittir diye baktım. Bu değer ne eşittir? Doğru mu? Evet. Matematiksel olarak biliyor muyuz bunu? Neyse. Bu da doğru. Demek ki en sonda bu kadar nod var. Değil mi? Peki şunların benim toplamak istediğim değer ne aslında? K eşit sıfırdan. 3'ün sıfırıncı kuvveti bu değil mi? 3'ün birinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti. En sonunda 3'ün şu kuvvetinin toplamını bulmak istiyorum ben. Yani şunu toplamak istiyorum. Bu toplam bana çalışma süresini verecek. Yani toplam K eşittir 0'dan log 3 bölü 2 tabanında n'e kadar eksi 1 değil mi hocam? 3 üzeri K'ların toplamı değil mi? Ne? Hocam şurada da 3, hani n üzeri log 3 bölü 2 taban 3 gelmeyecek mi yanına bir de toplamada? Yani nereye kastediyorsunuz anlamıyorum. Ya hocam mesela eksi 1'ine kadar gidip de hani mesela log k'yı 0'dan log 3 bölü 2 n eksi 1'e kadar gidip en sonunda da artı deyip onu eklesek olmaz mıydı? Toplamı hocam bir eksine kadar götüremez miydik şeyi? Şurayı mı diyorsun? Evet, şurası hocam. Niye bir eksine kadar gitsin? Hocam en altta... Ha sen... en altta grafı ekstra olarak koymaya evet. Çalışıyorsun ama onun da buraya ekledim ben. Tamam. Şunu bulduğunuz takdirde, şu toplamı bulduğunuz takdirde aslında Albrecht'ın çalışma süresini bulmuş olacaksınız. Anlaşıldı mı? Bu toplama baktığımız zaman bir en son level'a kadarki toplam var. İstiyorsanız onu ayırabilirsiniz ama burada ayırmanın da anlamı yok. Çünkü en son level'da bir toplam içerisinde ifade edebiliyorum. Şunu hesaplamamız lazım. Bunu nasıl hesaplayacağız? Hocam toplam kodları bir kalıyor. Hayır. Bizim hesaplayışımız şu olduğu için 3 t 2 n artı 1 olduğu için her birine 1 olduğunu düşünerek toplama yaptım. Şu toplamı hesaplamam lazım. Bu toplamı nasıl hesaplarım? Geometrik seri miydi hocam? Geometrik seri olarak mı hesaplarım? Evet, geometrik seri. Yani 1 bölü 1 eksi r bir şeyler vardı orada. Evet, galiba. Ne vardı? 1 eksi r üzeri. 1 eksi 3 üzeri. Hocam 1 bölü 1 eksi 3 üzeri olan, bir şey yok. Olabilmesi için şu değerin 1'den küçük olması gerekiyor olabilir mi? Yok hayır, bunun için de var sabah. Evet, neydi o? Yani şey 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. R üzeri n. 1 eksi r üzeri n. 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. 1 eksi r. R ne buradan? 3. 3. N ne buradan? Logaritma 3 bölü 2 tabanında n. Logaritma 3 bölü 2 tabanında n değil mi? Buna baktığımız zaman şurası eksi 2 aslında değil mi? Şunu eksiyi artı yaparsak bu eksi olur. Tamam mı? 3 üzeri log 3 bölü 2 n bölü 2 artı eksi 1 bölü 2 oluyor değil mi? Buradan ne bulursunuz? Bu theta 3 üzeri log 3 bölü 2 üzeri n olur. Bu iki katına çıkması lazım neye? İki bölüme olmaması lazım şu. Bir şey yanlış yaptım. Hocam ben... Neyse. Şöyle bulmuş oldum. Tamam. Tahminimiz bu aslında. Niye tahmin? Çünkü her seviyede yaptığımız işlemleri yani toplamı tahminin ötesinde aslında tam olarak topladık çünkü. Burada şu ağaç üzerinde eksik not yok. Tam olarak topladık. O yüzden bu tahminin ötesinde tam değer olarak ifade edebiliriz teta notasyon içerisinde. Artık bunu çok fazla prove etmeme de gerek yok. Çünkü tam değer olarak. Ama bazı durumlarda mesela şu örnekte bakarsak Tn 3tn bölü 4 artı ttn kare olarak yılınmış. Burada mesela flow'u ihmal etmek bir sloppiness. Yani bir yaklaşık değer bulma sonucu verecek.
onu ihmal ederek şöyle bir recurrence relation dediriz. Başlangıçta problemimiz n büyüklüğünde, onun kostu theta n kare, yani onu baktığımız zaman c n kareden küçük, üst limit olarak bakarsak. Ve sonuç olarak alt problemlerin kostları da tn bölü 4, tn bölü 4, tn bölü 4 şeklinde 3 tane değil mi? 3 tn bölü 4 olduğu için. Bu tn bölü 4'leri açtığımız takdirde n bölü 4 büyüklüğünde bir problem. C n bölü 4'ün karesi tn bölü 16'lar. Bu şekilde giden bir recurrence tree'den bahsediyoruz. Yine benzer şekilde şu level'ın toplamı c n kare. Şunlar n kare bölü n bölü 2'nin karesi çarpı c. 3 tane var. Yani 1 bölü 1 bölü 4 değil mi? Şurası 4. N bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 c n kare. 3 tane de var. 3 bölü 16 c n kare olarak gidiyor. Bir alta indiğimiz zaman 3 bölü 16'nın karesi cn kare diye devam ediyor. Biz bunları toplayacağız. Bir de en alt seviyeye baktığımız zaman bir süre sonra problem 1 büyüklüğüne inecek. Ne zaman 1 büyüklüğüne inecek? Her seferinde 4'te 1'ine indiği için log 4 tabanında n seviye olacak ve o zaman 1 büyüklüğüne inecek. Değil mi? Ve o 1 büyüklüğüne indiği zaman recurrence relation'dan bu bir büyüklüğünde problemin çalışma süresinde constant dersek şunları toplamamız lazım. Kaç taneyse. Burada kaç tane T1 var diye gene baktığımız zaman her seferinde 3'e ayrılıyor. Ve log 4n seviye gidiyor. O zaman 3 üzeri log 4n olacak. Veya bir başka ifadeyle n üzeri log 3 ters yazı. Log 4 tabanında 3 olacak. Buradaki problem sayısı değil mi? Bunların her biri constant olduğu için toplam bu. Şunların hepsini toplamam lazım. Bunların hepsini topladığım takdirde gene o n kare olarak ifade edebiliyorum. Sebebi de aslında şu baktığım zaman cn kare, 3 bölü 6 cn kare, 3 bölü 6'nın karesi cn kare tipi bir toplam. En sonunda da n üzeri log 4 tabanında 3 var. Tamam, bunların hepsini toplayacağız. Şu değer gene bir şey cn kareyi dışarıya aldığımız zaman geometrik seri, bu geometrik serinin constant'a gitmesi söz konusu. Çünkü değer birden küçük. O yüzden 1 bölü 1 eksi r aslında. Baktığımız zaman şöyle bir ifade çıkıyor. Bu cn, şu kısım ttn kare, şurası da ttn kareden küçük. O yüzden çalışma süresini o n kare olarak ifade edebilirim. Bu ifade de aslında tahminden daha fazlası. Eğer şurada şey düşünmezsem, floor ifadesini düşünmezsem aslında theta n kare tam bir değer olarak buldum ama gene de bu floor'dan dolayı prove etmek isteyebilirim. Burada da basit bir proof var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi induction'da prove edilmesi lazım. Bu da bir başkası gene şöyle bir recurrence relation tn bölü 3, 2, t, 2n bölü 3 artı cn şeklinde. Buraya baktığımız zaman iki tane recursive call var. Başlangıçta cn kostumuz. Soldaki recursive call'un kostu cn bölü 3 olacak, sağdaki cn 2n bölü 3 olacak ve bu şekilde devam edecek. Seviye seviye baktığımız zaman hep cn'ler geliyor. Çünkü bunu tekrar 1 bölü 3, 2 bölü 3 olarak ayrılacak. Bu 1 bölü 3, 2 bölü 3 olarak ayrılacak. Ve hepsinin cn olduğunu görüyorsunuz. Peki en altta constant'a geldiğimiz zaman, yani constant problem size'ına geldiğimiz zaman yükseklik ne olacak?
aslında 1 bölü 3 tarafa giden şurada trimiz şöyle olacak. Niye? 1 bölü 3 tarafa gidenler kısa olacak. 2 bölü 3 tarafa gidenler yüksekliği belirleyecek, değil mi? Yani ağacımız sağa doğru daha yüksek bir ağaç olacak. Ama baktığımız zaman bu yüksekliği belirleyen taraf bile her seferinde problem size'ı 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 küçülterek gidiyor. O zaman yükseklik log 3 bölü 2 n oluyor. Aynı oradaki gibi. Anlaşıldı mı? Yüksekliğe göre şu cn'leri şu kadar kere çarptığımızda, topladığımız takdirde n log n olarak tahmin edebiliriz yine. Yani bu recursion'ın da sonucunun n log n olduğunu tahmin etmek mümkün. Bu sadece tahmin. Niye tahmin? Çünkü bu tarafa giden kolların yani şurası n cn'leri topladık ya, şurası cn 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 diye gidiyor ama şurada artık küçülmeye başlıyor. Cn'den daha küçük değerler olmaya başlıyor. Çünkü şu tarafta artık şey yok. Ağacın kolları yok. Ama gene de ben hepsini cn olarak düşünerek bir toplama yapıyorum. O yüzden şu elde ettiğim şey üst sınır kesinlikle. Burada bir yaklaşık toplama işlemi var. Yani yaklaşık değerlendirme var. Evet. 2 bölü 3 olarak artan kısım daha çabuk 1'e yaklaşmıyor. Yani n bölü 3, 1 bölü 3 n, yani 1 bölü 3'ün karesi n, 1 bölü 3'ün kübü n ne zaman 1'e yaklaşır? 2 bölü 3 n, 2 bölü 3'ün karesi n ne zaman 1'e yaklaşır? Şu daha zor yaklaşır değil mi? Bu daha hızlı yaklaşır. Evet. Bunu da 3'e biliyorum, 3'e biliyorum, 3'e biliyorum. Buna da 3'e biliyorum, 2'ye biliyorum. Evet. Ne zaman 1'e yaklaşır? 1'e gider. Şimdi